Evet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'le birlikteyiz. Günaydın Cemil Bey, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun, iyiyiz. Biz de sizin İngiltere'deki ziyaretinizi epey çok konuştuk hafta boyunca. Evet. Tüm medyada olduğu gibi. Evet. Tabii detayları birebir sizden almak istiyoruz. Evet. Çok önemli. Özellikle siz bu ziyaretin özellikle seçimlerden sonra hem iş çevrelerinde yapılan hem de işte genel olarak tarihi bir toplantı niteliği taşıdığını ve bunun zamanla anlaşılacağını ifade ediyorsunuz. Gerçekten izlenimleriniz nasıldı? Ne gibi görüşmeler yapıldı? Evet. Buradaki detaylar nasıldı? Bir ziyaret bizim için anlatır mısınız? Tabii bu tür ziyaretlerde günlük politikadan ayrı daha genel bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum ben bu tür ziyaretlerin. Dolayısıyla yani şimdi Türkiye'de bir seçim atmosferi var biliyorsunuz. Ekonomiyle ilgili birçok sorunu hem küresel bağlamda hem de yerel bağlamda tartışıyoruz biz. Bunlardan ayrı olarak değerlendirdiğimizde bu ziyaretin gerçekten tarihi bir önemi var. Yani seçime bu kadar yakın bir süre bir cumhurbaşkanı İngiltere'ye gidiyor ve orada ve çok açık olarak yeni dönemde Türkiye'yi seçimden sonraki politikaları anlatıyor. Hem iç çevreleri anlatıyor bunu hem de İngiltere'deki işte muhataplarına, hı-hı, siyasi muhataplarına anlatıyor. Dolayısıyla burada bu bir kere Türkiye'nin yeni dönemde örtülü hiçbir politikasının ne ekonomi tarafında ne de siyasi tarafta olmadığının göstergesi. Bir de İngiltere biliyorsunuz dünyadaki fon büyüklüğü olarak Londra özellikle en büyük ülkelerden bir tanesi. Bir finans merkezi yaklaşık 20 trilyon dolara varan bir fon büyüklüğüyle dünya piyasalarını sirküle eden finansını sirküle eden bir merkez. Dolayısıyla orada İngiltere merkezi ama hepsi küresel oyuncu olan firmalarla Cumhurbaşkanımızın da bir toplantısı oldu. O toplantıda Cumhurbaşkanımız çok içtenlikle anlattı. Hem Türkiye'yi hem de yeni dönemde seçimlerden sonra nasıl bir Türkiye öngöreceklerini anlattı. Öngördüğünü anlattı ve dolayısıyla buradaki bu çok şeffaf olarak paylaşıldı. Oradaki genel iş kadınları ve iş adamları Sayın Cumhurbaşkanımıza her türlü soruyu sordular, yönettiler. Hı hı. Bunlar da içtenlikle cevaplandırıldı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin yani bu konuda çeşitli spekülasyonlar da yapıldı ve ama ben bunların esasında çok doğru olmadığını, çok spekülatif olduğunu düşünüyorum. Orada seyahatin hem ekonomi tarafıyla, iş çevrede buluşulması tarafıyla hem de siyasi tarafıyla olumlu geçtiğini, evet, düşünüyorum. İngiltere basınında da yine zaten olumlu yansımalar vardı. Özellikle, evet, Türkiye'nin İngiltere açısından ne kadar önemli oldu hem Brexit sürecinde hem tabii, NATO üyesi olarak. Tabii bir de şöyle bir şey var. Tabii İngiltere ve Türkiye Brexit süreciyle birlikte biliyorsunuz yeni bir aşamaya girdi İngiltere-Türkiye ilişkileri. Savunma sanayinde yeni bir işbirlikler var. Mesela yeni uçak projesi Türkiye İngiltere ile birlikte yapıyor TFX projesini ve dolayısıyla burada yani ticaret hacminin de daha da arttırılması İngiltere ile Türkiye arasında konuşuldu. Ve Brexit süreci şüphesiz ki İngiltere-Türkiye ilişkileri açısından yeni fırsatlar da doğuruyor birçok açıdan. Hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hem Avrupa Birliği-İngiltere ilişkileri hem de Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından yeni fırsatlar da doğuyor. Özellikle ekonomik alanda yeni fırsatlar doğuyor. Bunun da işte meyvelerini görüyoruz. Hı hı. Teknolojide ve özellikle savunma sanayinde işbirlikleri giderek artıyor ve İngiltere seyahati bütün bunların perçinlendiği ve bütün bunların konuşulduğu, Brexit sonrasında da konuşulduğu, Brexit sürecinin de konuşulduğu, evet, bir ziyaret oldu. Hiç şüphesiz Türkiye şu merak ediliyor, yani yalnızca İngiltere'de değil, bütün küresel finans çevrelerinde merak ediliyor. Türkiye yeni dönemde ne yapacak? Yani nasıl bir ekonomi politikasıyla biz karşı karşıya kalacağız? Biz hangi ülkede yatırımlarımızı devam edeceğiz? Nasıl bir ülkede? Burada Türkiye'nin ekonomi politikalarında dışa tam açıklık, kambiyo rejimi, onun dışında dalgalı kur rejimi uyguluyor Merkez Bankamız ve enflasyon hedeflemesi yapıyor. Bütün bu temel politikalarda hiçbir değişiklik olmayacağını bir kez daha vurguladık. Zaten bunları esasında söylemek bile yani gereksiz. Ben bunları vurgu yapmakla hicap. Gelişmiş ülkelerde ne yapılıyorsa biz en iyi örnekleri zaten bunları vurgulamakla hicap duyuyorum aslında. Yani Türkiye, bakın Türkiye'nin en büyük kazanımı 2002-2001 krizinden sonra AK Parti iktidarıyla birlikte 2002'den itibaren, evet, iki tane, bence bir iktisatçı olarak şunu çok emin olarak söylüyorum. İki tane büyük kazanımı vardır Türkiye'nin. Bir tanesi dışa tam açık bir ekonomi, rekabetin en üst düzeyde olduğu
sermaye giriş ve çıkışlarının en üst düzeyde olduğu bir ekonomi ki Erdoğan dönemlerinde, bütün AK Parti dönemlerinde KOBİ'lerin küresel rekabeti en üst düzeyde gerçekleşmiştir. Bizim ihracatımız nereden nereye geldi? Buraya bakmak gerekiyor. Dolayısıyla ihracatı bu kadar hızlı bir şekilde artan ve büyümeye büyüme temposunu ihracat ağırlıklı olarak sürdüren bir ekonomide dış açıklığın tartışılması abesle iştigaldir. Bu birincisi, bu çok bir de çok büyük bir kazanımdır burada. Yani küresel rekabete Anadolu'nun en ucuz köşesindeki KOBİ'leri açmak ve bunu yapabilmek için de çok ciddi altyapı yatırımlarını yapmak, yolları, havalimanlarını, limanları yapmak çok önemli bir başarıdır ve Türkiye'nin bu çok önemli bir kazanımıdır. Buradan hiç kimsenin nasıl geriye döneceğini düşünün anlaşılır gibi değil. İkincisi ise para ve maliye politikalarıdır. Bakın Türkiye bugün dünyadaki kamu borçluluğu açısından ve bütçe açısından ve maliye politikası kararlılığı ve duruşu açısından dünyanın sayılı ülkelerindendir. Avrupa Birliği ile hiçbir şekilde kıyaslanamaz. İkincisi para politikasında biz 2001 krizi öncesi biliyorsunuz yarı sabit kur rejimi uyguluyorduk. Bu bir felaketti. Ve Türkiye'nin krizlerinin temel nedenlerinden bir tanesi de bu para politikası rejimiydi. 2001 kriziyle bu yanlış uygulamadan vazgeçildi ve AK Parti iktidarları döneminde 2002'den beri dalgalı kur rejimi uygulanmaya başladı ve Merkez Bankası gerçek anlamda bir enflasyon hedeflemesi yapmaya başladı. Bu da Türkiye'nin hiçbir zaman vazgeçemeyeceği bir kazanımdır. Dolayısıyla bu yeni sistemde de bütün bunlar daha da derinleştirilerek devam edecek ve bu kazanımları en üst düzeye çıkartacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Londra'da bunu anlattı. Hem de bunu yalnızca Londra'da defalarca bizler de vurguluyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca vurguluyor. Ama orada bir kez daha altı çizildi bütün bunların. Ve enflasyonla mücadelenin esasında bu kazanımlar derinleştikçe daha da üst düzeyde olacağı da vurgulandı ve bunu ben bir kez daha bunu bütün program sizde yaptığınız bütün programlarda da biliyorsunuz söylüyoruz vurguluyoruz. Dolayısıyla burada bu anlamda bir de şu var özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemin yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra olan gelişmelere baktığımızda Türkiye'de bunu bu paradigmayı derinleştirecek adımlar atılıyor. Örneğin biraz sonra başlayacağım. Biraz sonra anlatacağım. Hı hı. KGF'de yeni bir faz uygulamasına başladık 15 Nisan itibariyle. Mesela KGF bu anlamda çok önemli bir kazanımdır. Bankacılık sisteminin ipotek mekanizmasını değiştiren bir kazanımdır. Öte taraftan örneğin gene güncel bir konu bahsedeceğiz. Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV, akaryakıttaki Eşel Mobil Sistem'de ÖTV uygulaması geldi. Bu petrol ve kur artışlarına karşı burada halkımızı ezdirmeyecek bir uygulamadır. Aynı zamanda da bütçeye hiçbir yük getirmeyecek bir uygulamadır. Ve son derece inovatif bir uygulamadır. Buna bakmak lazım ve son zamanlarda özellikle Merkez Bankamızın geliştirdiği para politikasının altındaki para politikası araçlarına baktığımız zaman bunların da oldukça inovatif olduğunu görüyoruz. Örneğin rezerv kas sayısı uygulamaları, ROM ve swap işlemleri bütün bunlar para politikasında çeşitliliği arttırdığı gibi Merkez Bankası'nın etkinliğini de arttırmıştır. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı bir temel nokta da şuydu. Bu da çok speküle edildi ama ben bir kez daha burada altını çizmek istiyorum Elif Hanım. O da şuydu, Merkez Bankası'nın araç ve amaç bağımsızlığı. Bakın, şimdi bu çok teorik bir tartışma konusu gibi gözüküyor ama esasında pratikte de bu şekilde anlatmak gerekiyor. Burada Merkez Bankası'nın amaç bağımsızlığı konusunda bütün dünyada böyledir. Merkez bankaları hükümetlerin ekonomi politikalarına ve hedeflerine bağlıdırlar. Yani ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği buydu. Yani bütün dünyada bu böyledir. Ekonomi FED'in de böyledir. Avrupa Merkez Bankası da böyledir. Avrupa Birliği'nin temel hedeflerine bağlıdır. 2020 hedefleri ise 2020. İşte Türkiye'nin 2023 hedefleri var. 2023 hedefleri. Şimdi burada FED'in de aynı şekilde böyledir. İngiltere Merkez Bankası da böyledir. Bütün merkez bankaları amaç açısından hükümetlerin ekonomi politikalarına
bağlıdırlar ve ekonomi politikalarını kendi hareket alanlarının serbestliği içerisinde gözetirler. Bu temel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. İkinci olarak da araç bağımsızlığı. Araç bağımsızlığı konusunda da bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araç bağımsızlığı konusunda sonsuzdur. Ve esasında Türkiye'de Cumhuriyet'le biten iki tane kurum vardır biliyorsunuz. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Savcılıkları, bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ve dolayısıyla Cumhuriyet'in kendisidir. Bizim Cumhur'un savcılıklar bizim neyi hukuki haklarımızı korurlar değil mi? Ama Merkez Bankası da bir Cumhuriyet ismini taşıdığı için Türkiye Cumhuriyet'tir. Cumhuriyeti değildir. İYK yoktur orada. Böyle olduğu için bizim yani paramızı, paramızın değerini ve itibarını korur ve refahı da gözetir. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası meselesinde Merkez Bankası'nın bu anlamda bir araç bağımsızlığı vardır. Hükümetlerden bağımsız olarak, siyasetten bağımsız olarak. Bu bence Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araç bağımsızlığı konusunda dünyanın sayılı merkez bankalarından bir tanesidir. Bunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ve dolayısıyla özellikle böyle dönemlerde Merkez Bankası'nın elindeki bütün araçları hiç istisnasız kullanma hakkı sonuna kadar açıktır ve bunlar tabii ki zamanı geldiğinde Merkez Bankası kullanacaktır. Ben burada, siz tabii soracaksınız şimdi bir gazeteci olarak Merkez Bankası ne yapacak diye. Ben herkesin Merkez Bankası'nın son açıklamasına bakmasını önereceğim. Dolayısıyla zaten benim bunun dışında bir şey söylemem de doğru olmaz ama herkes Merkez Bankamızın son yaptığı açıklamaya baksın ve orada ki ayrıntıları satır aralarından da okunabilir. Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı konusunda. Burada ne bizim ne Sayın Cumhurbaşkanımızın Merkez Bankası üzerinde bir araç bağımsızlığı konusunda tekrar ediyorum. Etkisi yoktur. Evet. Genel çerçeve yönlendirmesi yoktur. Burada tamamen Merkez Bankamızın ilgili organları bağımsız karar vereceklerdir. Bunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ben evet, teşekkür ediyorum. Bence Merkez Bankası ile ilgili oldukça detaylı bir değerlendirme oldu Cemil Bey. Şimdi biraz ben bu KGF konusuna gireyim. Rakamları konuşacağız, sanayisizlik ama KGF ile ilgili olarak yeni bir faz uygulamasına geçildiğini ifade ettiniz. Nedir bunun detayları acaba? Şimdi şöyle, biliyorsunuz KGF'de geri dönüşleri kullandırmaya başlanılmıştı bunun. Ama geri dönüşleri biz kompartımanlara ayrılmıştı. Orada işletme kredileri genel anlamda, yani bu ihracat, işte kadın girişimciydi, işte cazibe merkezleriydi, yatırımdı. Böyle kompartıman ayrılmıştı. Genel işletme kredileri bu kompartımanlar içerisinde hemen hemen yoktu. Ve bu olmayınca tabii kullandırım konusunda da bazı azalmalar oluyordu. Burada esasında yapılmak istenen şey şudur. Biliyorsunuz banka sistemimiz bizim dünyadaki en sağlam banka sistemlerinden bir tanesi. Ve baktığımız zaman bugün Avrupa'da NPL oranları işte 14'lere giden, yani takipteki alacaklar 14'lere giden banka sistemleri var. Özellikle Güney Avrupa ülkelerinde, İtalya'da, işte hatta Yunanistan'ı falan saymıyorum. Onlar zaten bitmiş. Şimdi Türkiye'deki banka sisteminin, bakın, 2000 KGF uygulamasından sonra özellikle 2017'den itibaren, 2017 ilk çeyreğinden itibaren NPL oranları hızla aşağı gelmeye başladı. Yani takipteki alacak oranları %3'lere kadar biz diyorduk. Düşün, Avrupa'da 13-14 oranlar var Güney Avrupa'da. Yani verilen İtalya'da geri aldı bankalar. Tabii, biz genel olarak %3'lere geldik. Şeyde de, KGF'de de hala %1'lere varmış değiliz. Bakın. Dolayısıyla KGF geri dönüşleri de çok sağlıklı gidiyor. Bu kredilerin doğru yerlere plase edildiğini banka sistemi tarafından da aynı zamanda gösteriyor. Birincisi. İkincisi de banka sistemimizin ve özellikle bu kredileri kullanan işletmelerimizin sağlıklı bir yapıda büyüdüğünü ve yola devam ettiğini gösteriyor. Şimdi burada bu 15 Nisan'da 27 banka ve 12 leasing kuruluşuyla yeni bir protokol imzalandı. Bu protokolde 30 milyar TL'lik bir büyüklük işletme kredisi olarak doğrudan kullandırılacak. Bu 30 milyar, esasında 35 milyar artı 30 artı 5 diyelim buna, 5 milyar da ihracat ve döviz kazandırıcı
ihtiyaçlar için kullandırılacak ve ihracat ve döviz kazandırıcı ihtiyaçlar doğrultusundaki işletmelere kullandırılacak ve 30 artı 5 bir geri dönüşlerden 2017 yılı geri dönüşlerinden kullandırılmış olacağız. Buradaki temel özellik bunun genel işletme kredisi olarak kullanılması. Şimdi burada yani peki şu söylenecek, bu KGF ile banka sistemi kredi genişlemesi olacak, bu enflasyon etkili olur mu? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü daha önceki KGF kullandırımlarına baktığımızda da bunların esasında enflasyonu düşürücü bir etki yaptığını görüyoruz. Ben hatta sizle bir programda açıklamıştım bunu. Biz 2017 yılının ilk çeyreğin itibariyle KGF'yi kullandırmaya başlamışız ve orada üretici fiyatları enflasyonla tüketici fiyatları enflasyon arasındaki fark çok açıkken 2017 ilk çeyreğinde KGF kullandırımından sonra yani üretim tarafındaki enflasyonu hızla düşürmeye ve açığı kapamaya başlamışız. Nitekim merak edenler o grafiklere bakabilirler. Özellikle 2017'nin ikinci çeyreğinden itibaren üretici fiyatları enflasyonuyla tüketici fiyatları enflasyonu birbirine yakınsıyor. Bu yakınsamanın temel nedeni de KGF kullandırımlarıdır. Yani işletmelerin özellikle verimlilikteki verimlilik için tevzi yatırımlarını yapmaya başlamaları ve buradaki işletme sıkıntısını, işletme kredi, işletme mali yapılarını güçlendirmeleridir. Genel işletme yapılarını güçlendirmeleridir ve bunun çok kısa sürede üretim maliyetlerine yansımasıdır. Baktığımızda yine 2017 KGF kullanımlarına baktığımızda hem vadelerin uzadığı, kredi vadelerin uzadığı özellikle COBİ tarafında hem de faizlerin de burada daha düşük olarak kullandırıldığını görüyoruz. Bu da neyi getiriyor? Yine aynı şekilde üretim maliyetlerini aşağı getiriyor ve üretim enflasyonunu Türkiye'deki yapısal sorunlardan bir tanesi olan aşağı getiriyor. Ve bu bağlamda bu yeni KGF açılımının yeni yapılan protokolün ben yine üretim tarafındaki enflasyonu tüketici tarafındaki enflasyona yakınsayacağını ve aşağı ineceğini ve enflasyonun yapısal temel özellikleri itibariyle düzeltici bir rol oynayacağını söylemek istiyorum. Öte taraftan oranlar yine 2017 kadar yüksek taraftan, olacak mı? Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? KGF oranları ile ilgili olarak yani yükselecek mi önümüzdeki süreçte? Yani bu şu anda ilk talepler gelmeye başladı. Ben baktım dün itibariyle bankaların burada çok yüksek bir talebi söz konusu olacağını düşünüyoruz. İlk gelen talepler onu gösteriyor. Öte taraftan işletmeler de aynı şekilde böyle bir iştah var. Yani esasında KGF ile geçen sene yaptığımız Türkiye'nin büyümesinin daha kapsayıcı, daha sağlıklı ve hem dış ticaret açığını azaltan hem de enflasyonu düşüren bir noktaya getirmekti. Bu kısmen başarıldı. Şimdi 2017'nin ilk çeyreğindeki büyümede biliyorsunuz %7'nin üzerinde 2018'in ilk çeyreğindeki büyümede %7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Zaten burada işsizlikteki düşüş örneğin Şubat ayı verilerine baktığımızda da tarım dışı işsizlikte gene bir düşüş gözlemliyoruz. Bu esasında gene banka sisteminin doğru KOBİ'lere yönelik kredi genişlemesinin sonuçlarından bir tanesi. Bunun bu işsizlikteki düşüşün 2018 yılının tamamında da devam etmesi için gerekli adımları hiç şüphesiz atacağız. Hiç şüphesiz ki şimdi Türkiye kuru konuşuyor, çok doğrudur. Yani kur çok önemli hem psikolojik olarak hem de maliyet olarak işletmeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Ama bizim esasında kurla birlikte yani konuşmamız gereken bir diğer konu da bütün piyasadaki işte KOBİ'ler, esnaf herkes biliyor bir nakit sıkışıklığı. Ama bundaki sıkışıklığını piyasaya daha çok para vererek ve hatta yani insanın tüylerini diken diken bir şey eden bir şey Türkiye bütün AK Parti dönemlerinde bu hiç yapılmadı ve bir kırmızı çizgidir para basmak. Şimdi böyle piyasaya böyle nakit darlığını bu şekilde bu tür yanlış
uygulamalarla gidiremeyeceğinize göre nasıl yapacaksınız? Banka sisteminin kredi genişlemesini doğru yönetmek ve bankaların doğru yerlere krediyle plase etmesini sağlayacaksınız. Bu anlamda KGF şahane bir araç. Hı hı. Bir mucizevi araçtır. Hı hı. Ve bu şimdi bu yeni uygulama, yeni protokol enflasyonu yukarı çıkarmadan piyasalardaki nakit sıkışıklığını da azaltmaya dönük bir şahane araçtır. Bunu bütün piyasa görecek ve Türkiye'nin bütün bu süreçte Türkiye ekonomisinden kaynaklanmayan ama dışarıdan kaynaklanan işte kur artışları gibi işte petroldeki artış gibi burada hemen bir parantez açarak petrol artışına da şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biliyorsunuz 80 dolarları görüyor. Şimdi çeşitli raporlar 100 dolarlardan falan bahsediyor. Onun ben çok imkan görmüyorum. Çünkü oralara doğru gittiği zaman yani bu seviyelerin üstüne gittiği zaman dünyadaki kullanılmayan petrol rezervleri de esasında maliyet olarak açık hale gelecek. Bunun açık hale gelmesi dünyadaki petrol arzını yukarı çekeceği için, potansiyel olarak yukarı çekeceği için petrol fiyatları ne olacak? Yine buradan geriye gelecek. Dolayısıyla ben bu seviyenin üstünde abartılı değerlendirmenin yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Biraz spekülatif Brent'te. Ama yine de Türkiye bu tür kendisi dışındaki gelişmeleri en aza indirecek adımları atıyor. Örneğin işte dün açıklandı Sayın Maliye Bakanımızın açıkladığı işte Eşer Mobil Sistemi'ne dayanan ÖTV akaryakıtta hem enflasyon beklentilerini aşağı getirecek hem de özellikle halkımızın işte bugün işte petrole gene zam geldi. İşte kur yükseldi. Acaba ben depomu akşamdan doldurayım da sabah bir zam görürsem diye hepimiz endişeye kapılıyorduk. Bunu ortadan kaldırdık. Hı-hı. Yani Maliye Bakanlığı bunu ortadan kaldırdı. Artık kimse endişe etmesin. Yani dolayısıyla onların cebine bu yansımayacak. Ama bu aynı zamanda peki bütçeyi getirecek mi? Hayır. Bu bir çift taraflı merdiven sistemidir Elif Hanım. Yani bu burada şu andaki seviye yani bu kararın alındığı nedir? 15 Mayıs'ta mı aldık? 15 Mayıs'ta mı alındı bu? Yeni evet. Sistemde vergilerin aşağı inmesinde sınır olmayacak. Ama yukarı giderken bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde aşılmayacaktır. Yani bugün uygulanmakta olan vergi tutarları hiçbir şekilde ne kadar petrol ve kur yukarı giderse gitsin aşılmayacak. Nedir o? İşte benzin litresi üzerinden 2 lira 37, mazotta 1 lira 79, LPG'de 1 lira 77.88 aşılmayacak. Dolayısıyla bu bizim halkımızı yormayacak, endişe onları petrol ve kur baskısında ezdirmeyecek ama öte taraftan da bütçeye yük getirmeyecektir. Çünkü aynı şekilde burada düşüş olduğu zaman yine bu ÖTV geriye gelecek. Hı hı. Ve bütçeye de bir orta dönemde, uzun dönemde bir zararı olmayacak. Hı hı. Ve dolayısıyla burada esasında bir de maliyet tarafında şöyle de bakmak gerekiyor her zaman. Maliyet tarafın esasında gelir yönünü güçlendirmek her zaman daha sağlıklı olmuştur. Büyümenin işsizliğin aşağı gelmesini, büyümenin ve kapsayıcı bir şekilde büyümenin sağlıklı bir maliye ve bütçe için ben en doğru çözüm olduğunu düşünüyorum. Mesela şimdi bu uygulama şu andaki hükümetin Maliye Bakanlığı'nın seçime giderken yaptığı bir geçici uygulamadır. Hayır değil. Bu bakın bu tür uygulamalar bizim 2018 yani seçimlerden sonra ve 2019'da ve daha sonra yapacağımız atılacak adımları da gösteriyor. Mesela bu Maliye Bakanlığı'nın bu ÖTV uygulaması bence sürekli olmalıdır. Türkiye'deki dolaylı vergilerin yükü ortadadır. Burada da esasında daha sağlıklı bir vergi sistemine gitmemiz doğrultusunda güçlü adımlar atılacaktır. Zaten Sayın Maliye Bakanımız bunun işaretlerini daha önce vermiştir ve bir takım düzenlemeler yapıldı ama bu düzenlemeler daha etkin ve sağlıklı bir vergi sistemi için bence seçimden sonra da devam edecektir. Ve bu anlamda da bütçe ve daha da güçlü olarak ortaya çıkacaktır. Ve gelir tarafında ben önümüzdeki günlerde çok daha güçlü adımların atılacağını ayrıca düşünüyorum Elif Hanım. Teşekkür ediyorum Cemil Bey değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet programımız burada yavaş yavaş sona eriyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Cemil Ertem'in manşetlerine gideceğim. Neler söyledi program boyunca diyelim ve manşetlere hemen bir göz atalım.
Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinin tarihi bir önemi olduğunu ifade etti. Cemil Ertem, Türkiye-İngiltere ilişkileri Brexit süreciyle çok ciddi bir iyileşme gösterdi diyor kendisi. Türkiye bugün kamu borçluluğu açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasında. İyi ülkeler arasında. Evet, iyi ülkeler arasında. İyi önemli bir sıfat da olur. Dünyada merkez bankaları iktidarın hedeflerine bağlı hareket ederler dediniz. Oradaki çerçeveyi tanımladı Cemil burada, Bey. Burada bakın tekrar bu yanlış anlaşılmasın. Evet, şimdi merkez bankalarının iki tane bağımsızlığı konuşulduğu zaman iki tane ayak var burada. Amaç bağımsızlığı, araç bağımsızlığı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araç bağımsızlığı sonsuz bir banka. Yani burada ben iddia ediyorum dünyanın sayılı bağımsız merkez bankalarından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama bütün dünyada merkez bankaları böyledir. Amaç olarak iktidarlarının ekonomi politikalarına bağlıdır. Dolayısıyla bunu gözetirler daha doğrusu. Daha doğru bir tanımlama. Bunu gözetirler. Kendi bağımsızlıkları çerçevesinde ve kendi uyguladıkları para politikası ve para politikası hedefleri çerçevesinde hükümetlerinin de hedeflerini, ekonomi politikası hedeflerini gözetirler. Bu da amaç bağımsızlığı kapsamındadır. Cumhurbaşkanımızın defalarca vurguladığı da budur. İngiltere'de vurguladığı da budur. Evet. Evet. Devam ediyorum. Merkez Bankamız araç bağımsızlığı konusunda sonsuz yetkiye sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası araç bağımsızlığı konusunda etkisi yoktur. Amaç anlamında. Merkez Bankası tüm dünyada olduğu gibi hükümetlere bağlıdır dediniz. Evet, devam ediyorum. 30 milyar liralık yeni kaynak işletme kredisi olarak kullandırılacak KGF'lerle ilgili olarak. Burada esasında 35 milyar, 5 evet. milyar da ihracat ve döviz kazandırıcı işlemler olarak kullandırılacak. 35 milyar. 35 milyar kullandırılacak dediniz. Yılın ilk çeyreğinde büyüme hızının %7'nin üzerinde gelmesini bekliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Başkanı Doktor Cemil Ertem, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerlendirmenizden dolayı.